Merhaba arkadaşlar, bugün size komparatif ve süperlatif ejectivlerden bahsedeceğim. Komparatif ejectivler yani üstünlük sıfatları demek. Biz iki şeyi veya iki kişiyi karşılaştırırken kullanıyoruz. Süperlatif ejectivler de bir grup içerisindeki en üstün olan şeyden bahsederken kullanıyoruz. Şimdi sıfatlarımıza bakalım. Tek heceli sıfatlar. Tek heceli sıfatları komparatif yaparken er ekini, süperlatif yaparken de est ekini getiriyoruz sıfatın sonuna. Mesela sıfatımız old. Eski, yaşlı demek. Daha eski, daha yaşlı demek istiyorsam older. Gördüğünüz üzere sıfatın sonunda er var. En yaşlı ya da en eski demek istiyorsam the oldest diyeceğim. Sıfatın sonunda est var, başında da mutlaka the olacak. Cold, soğuk. Daha soğuk colder, en soğuk the coldest. Fast, hızlı. Daha hızlı faster, en hızlı the fastest. Hard, zor. Daha zor harder, en zor the hardest. Weak, zayıf. Daha zayıf weaker, en zayıf the weakest. İki heceli olup da sonu y ile biten sıfatları ne yapıyoruz? İki heceli olup da sonu y ile biten sıfatların sonuna ier getiriyoruz. Komparatiflerin sonuna, süperlatiflerin sonuna da iest getiriyoruz. Ama öncelikle sıfatın sonundaki y'yi düşürmemiz lazım. Angry, kızgın, sinirli demek. Daha kızgın, angrier. Gördüğünüz üzere y düşmüş, ier getirmişiz. Superlatiflerde the angriest. Yine y'yi düşürüyoruz. Bu sefer iest getiriyoruz. Başında da the olacak. Dirty, kirli. Daha kirli, dirtier. En kirli, the dirtiest. Busy, meşgul. Daha meşgul, busier. En meşgul, the busiest diyoruz. Easy, kolay. Daha kolay, easier. En kolay, the easiest. Funny, komik. Funnier, daha komik. The funniest, en komik. Heavy, ağır. Heavier, daha ağır. The heaviest, en ağır. Gördüğünüz üzere bu sıfatların sonlarında y var. Y'yi düşürdük. Komparatiflerde ier getirdik. Süperlatiflerde yine y'yi düşürdük. IES'te getirdik. Başına da the koyduk. Şimdi iki veya daha fazla heceli sıfatlar için ne yapacağız? Eğer sıfatlar iki veya daha fazla heceli ise komparatif ejectiv yaparken sıfatın önüne more, süperlatif yaparken de sıfatın önüne the most getiriyoruz. Mesela economical, ekonomik demek. Bunun sonuna er getirmiyoruz. Başına more getiriyoruz komparatif yaparken. More economical, daha ekonomik. En ekonomik, the most economical. Interesting, ilginç. Daha ilginç, more interesting. En ilginç, the most interesting diyoruz. Boring, sıkıcı. Daha sıkıcı derken more boring. En sıkıcı derken the most boring. Important, önemli. More important, daha önemli. The most important, en önemli diyoruz. Şimdi bazısı hani ne dedik? Sıfatların sonuna er, comparative'de er getiriyoruz, superlative'de est getiriyoruz. Ama uzun sıfatlar iki veya iki heceden fazla sıfatlar için de more, the most getiriyoruz demişti. Ama bu sıfatlar için er da getirebiliriz, est de getirebiliriz, more da getirebiliriz, the most da getirebiliriz. Mesela common, commoner da diyebiliriz, more common da diyebiliriz. More cruel da diyebiliriz, crueler da diyebiliriz. More gentle da diyebiliriz, gentler da diyebiliriz. Yani bunlar için ikisi de geçerli. Er, est de diyebiliriz, more, the most da getirebiliriz önlerine. Şimdi bir de düzensiz komparatif ve süperlatif ejectivler yani sıfatlar var. Şimdi bunları ezbere bileceğiz. Mesela good iyi demek. Daha iyi derken sonuna er getirmiyoruz. Gooder demiyoruz. Farklı bir kelime var. İyi,
Daha iyi, better. En iyi, the best. Bad, kötü. Daha kötü derken worse, en kötü derken the worst diyoruz. Little as, daha az derken less diyoruz, en az derken the least diyoruz. Much, fazla, daha fazla derken more, en fazla derken the most diyoruz. Şimdi far, uzak demek. Daha uzak derken farther, further, the farthest, the furthest diyoruz. Okay, bunlar sıfat hali, bunlar komparatif hali, bunlar da süperlatif halleri. Bunları ezbere bileceğiz. Şimdi biz komparatif ejektifleri nerede kullanıyoruz? Ne demiştim ilk başta, videonun başında? İki insan veya iki şeyi karşılaştırmak için komparatif ejektifleri, yani sıfatların üstünlük derecelerini kullanıyoruz. Mesela she is older than me. O benden daha yaşlıdır. Ne yaptık? Sıfatımızın sonuna er getirdik ve than kelimesini söyledik. O benden daha yaşlıdır. Neyi karşılaştırdık? Onu ve beni, iki kişiyi karşılaştırdık. My problems are more complicated than yours. Benim problemlerim, benim sorunlarım seninkinden daha karışık, daha komplike. Burada uzun bir sıfat olduğu için more kullandım ve than kullandım. Neden? Çünkü benim problemlerimle senin problemlerini, seninkileri karşılaştırdım. His car is more expensive than Jane's car. Burada iki arabayı karşılaştırıyorum. Onun arabasıyla Jane'in arabası. Expensive uzun bir sıfat olduğu için, iki heceden fazla olduğu için more expensive dedik. Ve than kullandık. Onun arabası Jane'in arabasından daha pahalı. This hotel is cheaper. Bu otel daha ucuz. Şimdi deni kullanmadım çünkü hangi otelle karşılaştırdığımı söylemiyorum burada. Hani burada this hotel is cheaper than that hotel falan olsaydı olurdu ama cheaper'la bitirdim. We need a bigger garden. Daha büyük bir bahçeye ihtiyacımız var. Yine burada deni kullanmadım çünkü başka bir bahçe adı falan bahçe yazmadım. O yüzden we need a bigger garden diyerek burada bitirdim. Şimdi süperlatif ejektifleri nerede kullanıyoruz? Bir grupta veya benzerlerinden daha fazla özelliği veya niteliği olanı belirtmek için süperlatif ejektifleri, yani sıfatların en üstünlük hallerini kullanıyoruz. Ve bu sıfatların önüne mutlaka the getiriyoruz. Ama yalnız bu the sahiplilik belirten possessive s ve iyilik sıfatlarından sonra kullanılmaz. Mesela Tokyo is Japan's the largest city demiyoruz. Çünkü Japonya'nın dediğimiz için buradaki the'yı kullanamayız. Japan's largest city diyeceğiz. This is my the demiyoruz. My var burada. Possessive adjective var. Yani iyilik sıfatı var. This is my most valuable book diyoruz. Burada the'yı kullanıyoruz. Burada ve burada the'yı kullanıyoruz. Ama şurada kullanabiliriz. Everest is the highest mountain in the world. World küçük harfle yazmamız gerekiyordu. Dünyadaki Everest dünyadaki en yüksek dağdır. Okay. Bir grup dünyadaki bütün dağlar içerisinde en yükseğidir. O yüzden üstünlük sıfatı yani superlative adjective kullanacağım. It was the happiest day of my life. O gün benim hayatımın en mutlu günüydü. Okay. John is the nicest person that I know. John tanıdığım en iyi, en hoş insandır. Okay. Bir de biz superlative adjectiveleri present perfect ile de kullanıyoruz. Şu tarz cümlelerde. Mesela this is the best book I have ever read. Hayatım boyunca okuduğum en iyi kitaptır. She is the most beautiful girl I have ever met. O hayatım boyunca tanıştığım en güzel kızdır.
most delicious dish I have ever Bu hayatım boyunca yediğim en lezzetli yemektir. Stockholm is the most beautiful city I have ever visited ya da I have ever been to. Stockholm hayatım boyunca ziyaret ettiğim ya da hayatım boyunca bulunduğum en güzel şehirdir. Today is the most wonderful day I have ever had. Bugün hayatım boyunca geçirdiğim, yaşadığım en güzel gün. Okay? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abonem değilseniz ve kanalıma abone olursanız da çok çok sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bye bye.